Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kıymetli izleyicilerimiz, Almanya ve İngiltere göçmenlerle ilgili çok çok önemli bir yasayı meclislerinden geçirdiler ve artık göçmen olarak bu ülkelere gelenler çok kolay bir şekilde sınır dışı edilecekler. Sınır dışı edilmek istemeyen, Türkiye'ye dönmek istemeyenler ise Afrika'nın bir ülkesi olan Ruanda'daki mülteci kamplarına gönderilecek ve burada insanlık dışı bazı muameleleri görmek zorunda kalacaklar. Değerli izleyicilerimiz, Almanya ve İngiltere'nin almış olduğu kararlarla ilgili tüm detayları bu yayınımızda paylaşacağım. Aynı zamanda yine yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımıza çok çok önemli bir haberi vereceğim. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de benim de eşimin de bir garantisi olsun, geleceğe dair bir adım atmak istiyoruz diyorsanız 40 yılda bir ayağınıza gelen büyük bir fırsatın haberini vereceğim. Siz de Türkiye'ye gitmeden ve geçmişte Türkiye'de hiçbir sigorta girişiniz olmadan emekli olabilirsiniz ve emekli maaşına kavuşabilirsiniz. Üstelik emeklilik işlemlerinizi yaptırmak için artık Türkiye'ye gitmenize de gerek yok. Peki geleceğinizi Türkiye'de nasıl garanti altına alacaksınız ve nasıl emekli maaşına kavuşacaksınız? Hepsini bu yayınımızda sizlerle paylaşacağım. Değerli izleyicilerimiz, Almanya ve İngiltere ülkelerine kaçak girenler için radikal bir yasayı meclislerinden geçirdi. İki ülke de sınır dışı kararlarını onayladı. Karara göre yaklaşık 50 bin Türk sınır dışı edilecek. İlerleyen dönemde bu sayı daha da artacak. Avrupa'da çıkartılan bu yasaların bir diğer ifadeyle anlamı şu: artık kaçak yollarla bu ülkelere gelenler istenmiyor. Mesleklerinde kendilerini yetiştirmiş olan elemanlar, insanlara ihtiyaç duyuyoruz diyorlar. Kendi açılarından baktığımızda bu ülkeler haklı mı? Evet, haklı. Ancak o kadar çok iş gücü açığı var ki herkes bir şekilde iş buluyor ve çalışıyor. O nedenle bugüne kadar bu yasalar çıkartılmıyordu. Bundan sonra da görüyoruz ki Avrupa'nın göçmenlere, mültecilere bakışı çok radikal bir şekilde değişiyor. En çok sınır dışı edilecek olanlar da maalesef Türkler. Türkler %87 oranıyla ilticaları en çok kabul edilmeyen kişiler ve şu anda iki ülkeden sınır dışı bekleyenlerin toplam sayısı ise 60 bini aşmış durumda. Almanya'nın Ruanda ve Doğu Avrupa kampları ise Avrupa Birliği ile varılan anlaşma gereği 2026'da kurulacak. Değerli izleyicilerimiz, 2026'dan itibaren sınır dışı olmak istemeyen, ülkesine geri dönmeyenler Afrika'nın Ruanda ülkesine gönderilecek. Ruanda ise değerli izleyicilerimiz çok kötü, can güvenliği olmayan, her türlü işkencenin bulunduğu bir ülke. Çıkartılan yasa peki başka neleri kapsıyor? İltica yurtlarında ya da evlerde kalan yabancıların kimliğini tespit edebilmek için polis şüphelendiği başka kişileri de arayabilecek. Polislere ayrıca gece baskınları ve başkalarının odalarını arama yetkisi de verildi. Kaçaklar en fazla 10 gün gözaltında tutulabiliyordu. Bu süre çıkartılan yeni yasayla 28 güne çıkartıldı. Böylece polislere uzun süre inceleme ve araştırma yapabilme süresi tanındı. Aynı zamanda sınır dışı edilecek kişilerin kısa sürede bırakılınca kaçması da önlenmiş oldu. Bir kaçak ya da ilticacı soruşturması sırasında polise bilgi vermeyen ya da zorluk çıkartan üçüncü bir şahıs gözaltına alınabilecek ve bilgi vermeye zorlanabilecek. Bilgi vermekten kaçınma gözaltı sebebi sayılacak. İnsan tacirliği yapan ya da kaçağı ülkeye sokan kişilere cezalar da ağırlaştırıldı. Bu kişilere bir yıllık hapis cezası verilecek ve tekrarı halinde sınır dışı edilecekler. Birçok suça karışmış kaçak göçmen daha hızlı bir şekilde sınır dışı edilecek. Ayrıca çete kuranlar ya da suç örgütü üyeleri de benzer bir şekilde hemen sınır dışı edilecek. Yahudi düşmanlığı ya da bu amaçla davrananlar sınır dışı tehdidiyle karşı karşıya kalacak. Yahudi karşıtları ülkeden derhal atılacak. Bu kararların sınır dışı durumlarını büyük oranda arttırmayacağı tahmin ediliyor. Bu durum için yasa dışı göçmen ihraç eden ülkelerle daha sıkı görüşmeler yapılacak. Çünkü birçok ülke suçlu vatandaşını geri almak istemiyor ve ülkelerce bunun yolları da aranacak. Avrupa artık
elini kolunu sallayan göçmene iltica hakkı vermiyor. Verse de kolay kolay bu ilticalarını kabul etmiyor. Pek çok noktada Almanya'nın mesela sınırlarında artık arama noktaları kurulmuş vaziyette. Almanya benim kalifiye göçmene ihtiyacım var diyor. Gerçekten işime yarayacak, bana yük olmayacak, bu ülkenin üretimine katkı sağlayacak göçmenleri almak istiyorum diyor. Bakalım önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili ne tür adımlar atılacak? İltica talebi kabul edilmeyenlerin açıkçası pek de gözünün yaşına bakılmayacak gibi duruyor. Kıymetli izleyicilerimiz, şimdi geldik bu yayınımızın başında ifade etmiş olduğum yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza vereceğimiz müjdeye. Eğer siz de benim de Türkiye'de bir emekli maaşım olsun, ben de Türkiye'de sağlıktan yararlanayım, eşimin de Türkiye'de bir maaşı olsun, her yıl Türkiye'ye gittiğimizde banka hesabımızda paramız olsun, kolay bir şekilde emekli olalım diyorsanız 40 yılda bir ayağınıza gelen çok büyük bir fırsat var. Üstelik Türkiye'ye gitmeden artık emekli olabilirsiniz ve emeklilik işlemlerinizi yaptırabilirsiniz. Peki nasıl emekli olacaksınız? Geleceğinizi eşinizle birlikte nasıl garanti altına alacaksınız? Şimdi bunu anlatıyorum. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız benim de Türkiye'de bir emekli maaşım olsun, eşimin de bir emekli maaşı olsun diyorsanız ve gelecekte kendinizi yine garanti altına almak istiyorsanız Türkiye'de emekli olabilirsiniz. Üstelik geçmişte Türkiye'de hiçbir şekilde sigorta girişiniz olmasa dahi Türkiye'de emekli olma hakkınız var. Çocuğu olan hanımefendiler, özellikle sizler daha kolay emekli oluyorsunuz. Mavi kartlılar, pembe kartlılar, çifte vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hepinizin Türkiye'de emekli olma hakkı var. Üstelik geçmişte sigortalı olma zorunluluğunuz yok. Hanımlar şunu söyleyebilir. Ya ben işte Almanya'da yaşıyorum, Fransa'da yaşıyorum, Hollanda'da yaşıyorum, burada da çalışmıyorum. Hanımlar, yaşamış olduğunuz ülkede çalışmasanız dahi Türkiye'de emekli olma hakkınız var. Şimdi diyeceksiniz ki ya Fatih Bey, ben yol yöntem bilmem, dünyanın başka bir ucunda yaşıyorum. Ben bu işlemleri nasıl yapacağım? Evet, şu anda ekranın altında görmüş olduğunuz telefon numaralarıyla hemen irtibata geçiyorsunuz. WhatsApp'tan şu mesajı atıyorsunuz. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum ya da ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye mesaj atıyorsunuz. Arkadaşlar, size randevu verilecek. Randevu günü Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları sizin en kolay bir şekilde emekli olabilmeniz için tüm bilgileri alacak. Daha sonra sizin için özel bir çalışma yapacak. Devlete en az parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızı çıkartacak. Size ikinci bir randevu verilecek. İkinci randevu da yine WhatsApp'tan görüntülü bir şekilde, yani sizin bu hizmeti almak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. WhatsApp'tan uzmanlarımız sizi görüntülü bir şekilde arayacak, görüşeceksiniz ve sizin en kolay, en çabuk, en kısa yoldan nasıl emekli olacağınızı anlatacaklar. Ve ardından da yine sizin Türkiye'ye herhangi bir şekilde gitmenize gerek kalmadan tüm müracaatlarınızı, başvurularınızı bizim uzmanlarımız yapacak. Biliyorsunuz Türkiye'deki emeklilik sistemi şöyle. Yanlış bir form doldurursanız, eksik bir evrak verirseniz, devlete ödeyeceğiniz para iki katına çıkacak, alacağınız maaş yarıya düşecek. Hayatta bir sefer olan bir şey için mutlaka uzmanından danışmanlık alacaksınız. Arkadaşlar, danışmanlık sadece bizim kanalımızın izleyicilerine özel, bir kişi için 150 euro. Bitti mi? Hayır. Eğer eşinizle, dostunuzla birlikte, bir tanıdığınızla birlikte iki kişi en az danışmanlık almak isterseniz %50 indirim hakkınız oluyor. Yani iki kişi normalde 300 euro ödemesi gerekirken 225 euro ödeyeceksiniz. Aile indirimleri var. Daha kalabalık bir şekilde bu hizmetten faydalanırsanız eşinize, dostunuzla daha büyük indirimler var. Yani 2-3 kişinin yemek parasına siz geleceğinizi garanti altına alacaksınız. Kıymetli izleyicilerimiz, bugün Türkiye'ye gidiyoruz desek en az 2-3 bin euro para harcarız. Uçak bileti gitti geldi. Gitsek ne yapacağız? Sistemi bilmedikten sonra kapı kapı dolaşırız. Onun için
hayatta bir sefer olan bir şey için mutlaka uzmanından, altını çiziyorum, danışmanlık alacaksınız. Ve üstelik sadece bir kişi için 150 euro. Bu fırsat bir daha gelmeyecek. Kapı kapı gezme dönemini bitiriyoruz. Yanlış emeklilik müracaatları yapılma dönemini bitiriyoruz. O nedenle lütfen aşağıdaki bu telefon numaralarıyla irtibata hemen şimdi geçin. WhatsApp'tan ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye hemen mesaj atın. Artık düşünme zamanı değil, harekete geçme zamanı. Evet, dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun. Avustralya'dan Amerika'ya, Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, İngiltere, Avusturya, Belçika, İtalya, İspanya, Yunanistan, nerede yaşadığınızın hiçbir önemi yok. Suudi Arabistan, Katar, nerede olduğunuzun bir önemi yok. Yurt dışında ikametgahınız varsa hemen bizimle irtibata geçin. Uzmanlarımız sizin en kolay şekilde Türkiye'de nasıl emekli maaşınıza kavuşacağınızı çalışacaklar, anlatacaklar ve müracaatınızı yapacaklar. Bu kadar basit. Artık düşünme zamanı değil. Ali bunu dedi, Veli bunu dedi. Dönemi bitti arkadaşlar. Kendiniz için, eşiniz için adım atın. Gençler, sizlere sesleniyorum. Gelecekte bir gün gelecek diyoruz. Siz de emeklilik planlaması yaptırabilirsiniz. Yani gelecekte en kolay şekilde nasıl emekli olacağınızı öğrenmek için bu danışmanlığı alabilirsiniz. Yine gençler, anneniz babanız için bu hizmetten mutlaka yararlanın. Altını çiziyorum. Anneler babalar çocuklarının pek parasına kıyamazlar. 2-3 kişinin yemek parasına annenize babanıza danışmanlık alın, hediye edin. Üstelik Türkiye'ye gitmelerine gerek yok. WhatsApp'tan uzmanlarımız görüntülü bir şekilde randevularını verecek. Kendileriyle uzmanlarımız görüşecek ve tüm işlemlerinizi yapacak. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Evet, kıymetli izleyicilerimiz, iki tane müjdeyi verdim. Artık karar sizin. Geleceğinizle ilgili adım atarsınız, atmazsınız. Bak, ikisi de garanti, paranız cebinizde ve geleceğinize dair önemli iki tane adım. O nedenle bu video, bu yayın çok çok önemliydi. Buna inanıyorum. Bugüne kadar emekli olan, maaşlarını alan çok sayıda vatandaşlarımız var. Hepsine bize göstermiş oldukları güven için çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. İşlemleri devam edenler var. Kısa bir süre sonra onlar da emekli maaşlarına kavuşacaklar. Herkese güzel bir gelecek diliyoruz. Sağlıklı, mutlu bir şekilde sevdiklerinizle birlikte güzel yarınlarınız olsun. Hoşça kalın.